Gürcistan'da son yıllarda uygulanan tarım politikalarıyla artan fındık üretim kapasitesi Türk fındık ihracatçısını tedirgin ediyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Fındık Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç yaptığı açıklamada Gürcistan'da fındık üretiminin ciddi anlamda yaygınlaştığını anlattı. Türkiye'de fındığın başına bir şey geldiyse başka yerden fındık alabilmek diye bir şey kısa vadede bugün için söylüyorum söz konusu olmaz. Evet. Önce gittiler Gürcistan'daki fındığı bitirdiler. Sonra Azerbaycan'dakini bitirmeye çalıştılar. İtalya'dakini bitirdiler. Bundan son derece normal. Çünkü onlar daima Türkiye fiyatlarının altına girerler. Ama bu bir şey ifade etmez ki. Yani o fındık onlara yetmez. Dolayısıyla gene Türkiye'ye gelmek zorundalar. Burada esas tehlikeli olan iki tehlike var. Bir, aşırı yükselen fiyatlar sebebiyle yeni fındıklı ürünler Ar-Ge'leri durur. Hatta bazı fındıklı ürünler oradaki üreticinin sanayisinin zarar etmesi sebebiyle raftardan kalkar. Bunların tekrar raflara girmesi o kadar kolay bir şey değildir. İkincisi, madem öyle Türkiye'de bir tek bu fındık üretiliyor ve Türkiye'de de bir şey olduğu zaman sektör bundan çok büyük zarar görüyor, biz o zaman diğer alternatif ülkelerdeki üretimleri de arttıralım da, yani Türkiye'de don olduğu zaman zarar görmeyelim, efendim Gürcistan'da don olduğu zaman zarar görmeyelim yoluna gidebilirler. Bunu yapıyorlar da zaten. Yani şu anda Romanya dahil olmak üzere, efendim Hırvatistan dahil olmak üzere, hatta Slovenya'dan söz ediyorlar. Çalışmalar var. Güney Afrika'da bile var. İşte Şili'de vardı ama Şili'de diğer tarım imkanları çok daha yüksek olduğundan diğer ürünler fındıktan karlı olduğu için 15 bin tonda durdu. Ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Burada en büyük tehlike Gürcistan'dır. Gürcistan'da çok mükemmel tarım arazileri var ve uluslararası fonlar oradalar, köylüyü destekliyorlar. Biz 2 yıl önce gittik, hakikaten yani çok bahçelere çok iyi bakıyorlar.